Damlama sistemiyle çiçek kendi kendine suluyor. Kaç gün idare edebiliyor bu suyla bu çiçek? Hiç deneme şansın oldu mu? Birkaç. Burada deneyeceğiz. Kaç gün olduğunu sırtımızda bizzat gözlemleyeceğiz. Bu geceleri kitap okumak için yaptım ben bunu. Böyle ışığı yakıyoruz, gözümüze takıyoruz. Bir tak bakalım ya. Kitap okuyoruz geceleyin. Önüne bir kitap alalım, önüne bir bakalım nasıl gözüküyor. Ben de bir merak ettim. Geceleri okuyoruz, geceleri Ben bunu geçmişlerimizi hatırlatmak amacıyla yaptım. Ben bunu arkadaşlarım ve öğretmenlerimden yardım alarak yaptım. Geçmişteki günümüzden hatırlatma amacıyla yapmıştım. Ne işe yarıyor bu? Çıkrık su, kuyulardan su çekme. Görebilir misin? Çalıştırabilir misin? Evet. Ben havuçta su pompası yapmıştım. Havuç kök olduğu için suyu yapraklara veriyor. O yüzden de yapraklar yerine pipet oluyor. Buradan da su çıkıyor. Görebilir miyiz? Şu anda uzun süreli bir deneme sürecine bağlı. Bunu da sınıfımızda gözlemleyeceğiz yine. Bir müddet sonra, aradan birkaç gün geçtikten sonra suyun pipetin bu bölümüne kadar geldiğini gözlemleyeceğiz. Ben bunu ellerimizde veya vücudumuzun herhangi bir bölgesinde olan yara ve yanıklar için, çatlaklar için de kullanılabilir. Böyle bir krem yaptım. Bunu yaparken anneannemden yardım aldım. Onun fikirlerini aldım. Ne kullandın içine? Bunun içinde arı mumu kullandım ve zeytinyağı kattım biraz. Onu da kaynattım biraz koyulasıncaya kadar. Arı mumu ve zeytinyağı? Evet. Çok doğal olmuş. Tabii tabii yaralara, yanıklara, eldeki çatlaklara. İçine kantaron da koysaydık daha da etkili olabilir mi? Zeytinyağı olduğu için onun içerisinde de ağrı kesici özelliği olabilirdi, doğru. Evet. Teşekkürler. Benim projemin adı çorap kurutucusu. Bu bizim arsız çocuklarımız suyu döktü mü ayağımız çoraplar ıslanıyor. O yüzden ben de hemen kurutması için bir çorap kurutucusu icat ettim. Nasıl çalıştığını çıkarayım mı? Çorabımı çıkarayım mı? Rüzgar enerjisiyle çalışıyor. Buradan böyle buraya çorabı asıyoruz hocam. Islak bir peçetenin nasıl kuruduğunu göreceksin değil mi? Evet. Evet hocam. Buradaki çorap rüzgar enerjisiyle orayı kurutuyor hocam. Bu çamaşır makinelerinin kurutma sistemi gibi bir şey oluyor. Evet. Evet. Burada da kullanılabilir. Teşekkürler. Uzaktan kumandalı süpürge. Ben bunu özellikle yaşlı bay ve bayanlar için icat ettim. Yaşlı bay ve bayanlar yerlerinden, oturdukları yerden kalkmadan rahatlıkla evlerini süpürebilmeleri için yaptım. İşte bu şekilde de ileri ve geri gidebiliyor. İstediğimiz her yere gönderebiliyoruz evet. Bunu. Arka tarafta kaldırabiliriz. Evet, gırgır var. Gırgırımız var. Araba gırgırı taşıyor. Evet. Ve evin her tarafı süpürmüş oluyor. Evet. Ve bana da lazım bundan. Küçük bebeği olanlar. Ama güzel olanlar. Tasarımlar yani. Evet, evet. Teşekkürler. Evet, senin projeni de tanıyalım. Uzaktan kumandalı yük taşıyıcı bir araç. Mesela insanların daha kolay yük taşımaları için yapılıyor. Çalıştık. Evet. Aslında bayanlar için bir şey icat edilebilir. Hani teşekkür ederiz. Bu mevsimlik bir ev. Bu hem kışlık pozisyona getirilebiliyor. Bir de duvara açılarak teras oluyor. Buradaki duvar yazın
Böyle yatırılarak teras oluşuyor. Hı-hı. Kışında kapatıp tekrar kışlık pozisyona getirilebiliyor. Evet güzelim, seninki? Benimki buradan çıkrıktan suyu alıyoruz. Bunun içine koyuyoruz. Burada güneşte tuttuğumuzda ısınıyor oradan. Çıkrıktan alınan suyun güneş enerjisiyle ısıtılıyor. Evet. Ev hanımlarına, güneş enerjisi olmayan hanımlara böyle depodan hem suyunu çekiyor hem de güneş enerjisiyle suyunu ısıtıyor. Bu poşetin görevi ısıyı... Isıtı, evet, ısıyı muhafaza ediyor. Evet, evet. Isıyı muhafaza ediyor. Oradan depoya mı? Yağmur yağdıktan sonra buraya depoyu dolduruyor. Depodan da bostanı suluyoruz. Ya, yağmur sularını değerlendiriyoruz. Yağmur sularını değerlendiriliyor. Evet. Tam bir organik evi olmuş. Evet, çok güzel. Çevreci. Fikir çok güzel. Ben bir deprem evi yaptım. Van'da olduğu gibi insanların aileleri ölüyor. Bunun için de evin içine yaptığım bir koruma üçgen adı verdiğim bir cisim var. Burada deprem anında bizleri onun altına girerek depremin bizim üzerimize beton düşmesini engelliyor. Nasıl, görebilir miyiz? Nasıl? Şimdi evi yıkıyorum. Evet. Evet. Biraz mesela yıkılıyor. Bunun altında kalan insanlar kendilerini vinçle üzerinden betonlar kalkana kadar kendileri bunun altında bekliyorlar. Evet, güzel bir proje. Özellikle ülkemizde bayağı uygun hale getirdi. Teşekkürler. Elleriyle çekerlermiş ve çok zor olurmuş. Şimdi ben bu icatı yapmamın nedeni hem eskiden çok küçükmüş, çekemiyorlarmış ama şimdi benimkinin helkesi de büyük ve ben motorla çektiriyorum ve iletişimi daha çok kolaylaştırıyorum. Evet, bir görebilir miyim? Böyle bastığımda suyu böyle çıkarıyor yukarı. Böyle bu düğmeye bastığımda da yine geri indiriyor. Sen motorla su çekme aracı. Yani bilek gücü, kuvvet kullanmadan. Anladım. Benim yaptığım küçük bir vantilatör, yani küçük bir örneği. Mesela bunu oruç tutan insanlar susadıklarında falan küçük bir vantilatöre ihtiyaçları var. Bunu kullanabilirler. Çalıştı. Bunu daha başka pervaneyle de kullanabiliriz de. Ben. Benim projem bir su saati. İlk önce buraya suyu katıyoruz. Altındaki deliklerden akarak şu en alta geliyor. En altta burada ölçtüğüm çizgiler var. En alttaki buraya da su geldiğinde 5 dakika olmuş oluyor. Şuraya da geldiğinde 10 dakika olmuş oluyor. Ve şuraya da 15 dakika oluyor. Olduktan sonra yenişten şey yapıyoruz burada, boşaltıyoruz. Aktarıyoruz işte. Tekrar. Evet, israf olmuyor. Aslında bir de o çıkrık modeli olsa, suyu da direkt aktarmış olsa, evet. Bir hortumla, evet. Daha da güzel olur. Evet, evet. Güzel. Evimizin kapısına geldiğimiz zaman karanlıkta anahtarlarımızı bulmak için çantamızı açtığımızda ışık yanıyor. İçinde anahtarları bulabiliyoruz. Çantayı açtığımızda yanıyor değil mi çantayı? Evet, açtığımızda. Kapattığımızda geri kapanıyor. Geri kapanıyor. Bir daha görebilir miyiz? Teşekkürler. İnsanlar, yaşlılar, bayanlar ve baylar yolda yürürken hem bastonla yürürken yollarını görmüş oluyorlar. Bunu da ışıklı baston adını verdim. Hem evet. Elektriklerimiz
okula giden küçük çocuklar için elektriğin kesildiği zaman ders çalışabilmesi için ben masa lambasının, kalemliğin, panonun üçü bir arada yaptım. Olduğu bir set yaptın. Evet. Bir lambayı yakabilir miyiz? Ders araç gereçleri de aynı zamanda toplu halde duruyor. Ders çalışma masası. Hı hı. Sonra biraz daha uzun olsaymış masa şeklinde, evet, masa komple. Onu uzatabilir, ekleyebilir. Ben bir çiftlik yaptım. İnsanlarımız elleriyle zorlaşıyorlar çektikleri zaman. Ondan ben de elektrikli bir çiftlik yaptım. Böyle yaptığımız zaman böyle çekiyor yukarı. Bıraktığımız zaman da geri. Anladım. Teşekkürler. Ben bir virt yaptım. En fazla da köylerde oluyor. El arabasıyla kumları falan taşıyorlar. Onun için kolaylık olması için ben bu vinci yaptım. Köylerde en kolay olması için, inşaatlarda kullanılması için. Hı hı. Evet. Bakabilir miyiz vincin çalışmasına? Her şeyi kaldırabiliriz buna, değil mi? Evet. Motorumuz ne kadar kuvvetli olursa o kadar çok, evet, ağır yük kaldırabiliriz. Evet. Evet, güzelim. Ben de ev temizleme aracı yaptım. Bunun evimizi daha kolay temizliyoruz. Bize ev temizlerken bize yardımcı oluyor. Yerleştirmek için, hem yukarı hem silmek için. Buradan böyle. Hem su veriyor hem de siliyor, değil mi? Çalışmıyor. Ben sınıfa girmiyor. Bir yeni bir ev yaptım. Evlerimiz yıkılıyor. Bu ev sayesinde de yıkılmaktan kurtuluyor. Aynı zamanda evimizi istediğimiz yere götürebiliriz. Evet, yani çalıştır. Böyle ileri gidiyor ve böyle gelip geldi. Böyle bir eve ihtiyacım var. Kesinlikle. Teşekkürler. Bu hangi sınıftı hocam? 7A sınıf. Şehit Kubilay İlköğretim Okulu 7A sınıfı. Evet. Öğretmenleri de, sınıf öğretmenleri de Fatma Şahnur Tatar. Fatma değil. Özür dilerim. Dilim